Sevgili kardeşim, o sözü kim söylüyor biliyor musunuz? Şimdi o sözü cevap vermeden önce şunu söyleyeyim. Hazreti Ali'ye karşı hariciler çıktı kendi içinde. İlk önce beraber idiler. Hariciler Kur'an-ı Kerim'in sayfalarını kılıçlarına takarak Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir diye Hazreti Ali'ye isyan ettiler. Onun için huruç ettiler. Bu huruç edenlere hariciler denilir. Bu asırda onların temsilcileri ise Vehhabilerdir. Hazreti Ali'ye yüzüne karşı sen ilahsın diyen Abdullah İbni Selul'dür. Meşhur münafıktır. Sonra Hazreti Ali bunu öldürürsen büyük fitne olur diye öldürmedi ama Medine'den hicret ettirdi. İran'ın Kum şehrine doğru gitti. Orada Şialığı başlattı. Şimdi İslam ve Kur'an düşmanları, amansız İslam ve Kur'an düşmanları yöntemi şöyledir. Kur'an'a düşman olan, Kur'an'ı inkar edenlerin şablonları, kelimeleri şudur. Kur'an'a uyalım. Hazreti Ali'ye kılıçlarının başlarına Allah'ın hükümlerini hükmetmeyen kafirlerin ta kendileridir dedikleri zaman Hazreti Ali şöyle demiştir onlara radıyallahu anh. Bununla batıl kast edilen hak bir sözdür. Bak bununla batıl kast ediliyor ama yöntem hak. Yani batıl bir netice için hak yöntem kullanılıyor. Onun için 20. Lema'da Risale-i Nur'da münafıklarda da kafirlerde de ihlas vardır. Sırrı ihlas yoktur. İhlas ne demek? Bir şeye varmak için doğru yöntem kullanmak. Batıl dahi olsa muvaffak olmak için doğru yöntemi kullanıyorlar. Mesela dürüst olmaya çalışıyorlar. Mesela Alevilerde, Yahudilerde, ticarette dürüst olmaya çalışıyorlar. Ama batıl netice için doğru yöntem kullanıyorlar. Bakıyorlar ki fıtratta dürüst davrananlar muvaffak oluyor. Toplum güveniyor, seninle alışveriş yapıyor. Dolayısıyla dürüst davranıyor. Şimdi bakın Hazreti Ali bununla batıl kast edilen hak bir sözdür. Aynen bunun gibi Kur'an'a uyalım. Bununla batıl kast edilen hak bir sözdür. Kur'an'a uyalım diyen Kur'an düşmanlarıdır. Vehhabilerdir. Niçin? Kur'an'da Kur'an nedir? Kocaman la teşbih ve la temsil. Kocaman bir ağacın çekirdeğinde olması gibidir. Bir cilt kitaptır ama kainatın kuruluşundan sonuna kadar ezeli ve ebedi bütün hayatın kanunlarını, namuslarını, ümdelerini, düğümlerini anlatır. Yani kocaman çınar ağacı çekirdeğindedir ama çekirdeğin içerisinde yaprak öyle göremezsin. Yaprağın yazılımı vardır. Çiçeği öyle göremezsin çıplak. Yani ağaçta gördüğün gibi göremezsin. Ne var? Yazılımı var. Dolayısıyla bir insan çekirdekte ağaç var ama yazılımı var. Çekirdeğe bak, ağacı görürsün demek, ağacı inkar etmek demektir. Onun için baktırıyorsun çekirdeğe. Ağaç oradadır, bak oraya. Orada meyveyi kopar, orada meyveyi ye. Bırak ağacı. Ağaçta ne meşgul oluyorsun? Çekirdeğe bak, meyveyi oradan ye, oradan doyarsın demek. Çekirdekte ağacı göremeyeceğini bildiğin halde çekirdeği ve ağacı inkar ettirmek içindir. Peki, Kur'an çekirdeğinin ağacı nedir? Ağaç nedir? Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin sünnet-i seniyeleridir. Kıyastır, icmadır. Her asırda ve her farklı yerde, Sibirya'da, Türkiye'de, Arabistan'da, soğuk ve sıcakta, kadın ve erkekte, çocuk ve yaşlıda, her zamanda tazeliğini koruyabilmesi için
Kur'an ve sünnetin büyük her 100 senede bir müceddidi din gelerek Kur'an'ın içerisinde, hadis-i şerifin içerisinde bulunan kanuniyetleri, kanunları, namusları ve ümdeleri ve ükdeleri vardır. Yani her şeyin kanuniyeti var. O 100 senede bir gelen müceddidler farklı mekanlarda farklı insanların ihtiyacını, sorularına cevaplaması için o gömülü olan ahkam-ı mesturesini 27. sözde Risale-i Nur'da geçer. Müştehitler ne yapar? Kur'an ve hadiste gizli olan her asırda cevap olan sorulara ve ihtiyaçlara cevap olan Allah'ın oradaki hükümleri, gömülü hükümlerini dışarı çıkartırlar. Ahkam-ı mesture, yani gizli olan ahkamlarını izhar ediyorlar. İmam-ı Şafii, İmam-ı Malik, Ahmet bin Hanbel ve Şafii Hazretleri. Dolayısıyla bunların iştihatları semaviyedir, arziye değildir. Kendi tilke-i kariyalarından, beşeriyetlerinden, ilimlerinden, alimliklerinden değildir. Allah'ın o kanuniyetleri hadis ve ayete koyduğu cevapları dışarıya çıkartıyorlar ihtiyaç olduğu zaman. Dolayısıyla her asırda ayet ve hadis onun için canlıdır. Şimdi bunu bilen münafık ceyran, ağacı inkar etmek için nazarlarını çekirdeğe veriyorlar. Ama avam çekirdekte ağacı göremeyeceğinden, peki çekirdek nedir? La teşbih ve la temsil misal olursa, Kur'an-ı Azimuşan'a benzer her şeyin kanuniyetini, namuslarını, ukdelerini, düğümlerini, çekirdeklerini oluşturmuş. Ağaç nedir? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatıdır. Kur'an'ın hayata dönüşmüş halidir, Furkan'dır. Yani o gizli olan Kur'an'daki meratipli manaları hayata, eyleme dönüşmüş halidir Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın. Dolayısıyla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisini inkar ederek direkt Kur'an'a uyalım, Kur'an'ı hayatımıza geçirin. Ya sadıkul ahmaktır bu lafı söyleyen, ahmak sadıktır ya Kur'an'a muhabbet edeyim diye ne dediğini bilmeyen papağan gibi, tutu kuşu gibi naklediyor. Oysa Kur'an'ı avam direkt anlayamaz. Onu çünkü bazı ayet ve bazı hadisler müteşabihtir. Benzetmedir mesela yedullah ve çullah Allah'ın eli, Allah'ın yüzü, Errahman alel arşistiva, Allah aşta istiva etti ama sonunda bir sonraki ayette diyor ki lese kemisti şeyin, Allah hiçbir şeye benzemez. Ama benzetti. Sizin aleminizde bilinenle bilinmeyen intikal için benzetme yapıyor ama avam bunu bilemez. Allah oturdu der. Dolayısıyla bu tür insanlar peki televizyonlarda vesaire sohbetlerinde ne yaparlar bunun eylemsel halini söylüyorum. Bunları deşifre için söylüyorum ki bunlar %90 İslam'ın açık ve net hükümlerinden bahsetmezler. Namaz, oruçtan vesaire bahsetmezler. %10 ihtilafı ve içtihadi mevzuları kaşırlar ve öne çıkartırlar. Peki nedir o? %10'u da söyledim, o çekirdekten ağacın çıkmasını. Ha şimdi çekirdek Kur'an'a benzer, ağaç Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına benzer. Her memlekette farklı netice vermesi, farklı muamele görmesi mezhep imamlarının ve asıl imamları ile alakalıdır. Dolayısıyla Kur'an'ı hayatınıza geçirin, Kur'an esas alın, Kur'an'a bakın, Kur'an'ı hayatınıza geçirin diye mi? Bilerek veya bilmeyerek bu Kur'an düşmanlarının sözüdür. Oysa Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam ben size iki şey bırakıyorum. Ona temessük ederseniz kurtulursunuz. Bir Allah'ın kelamı, iki o benim sünnet-i seniyem. Onun için Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetini unutturmak ta ki Kur'an'ı rafa kaldırmak, torbaya koyup tavana asmak, Kur'an'dan uzaklaşmak için söyleniliyor. Kur'an'a uyalım, münafıkların sözüdür. Hayır, biz ehl-i sünnet vel cemaat nedir? Edile-i şeriyedir. Edile-i şeri nedir? Kitap, sünnet, icma, kıyas. Bunun dışında bir şey itibar etmeyiniz. İşte
Risale-i Nur'da nedir? İmani mevzuları ele alırlar, laikayı nazara vermezler. Bunlar da art niyetli insanlardır. Ders yapmazlar laikalardan, okumazlar böyle. Hatta laikaları inkar ederler, ettirirler. Ki kişiden kişiye özel hususi halettir, hissiyattır, hissiyattan ifadesindir diyen zalimlerdir bunlar. Geniş dairede Müslümanlar, kafirler var. Her cemaatin içerisinde de aynı kanun vardır. İşte dolayısıyla imani mevzuları ele alıp laikaları, hayattaki karşılıklarını unutturanlar da aramıza giren hainlerdir. Onlara da dikkat edin. Çünkü amenu ve amilu salih. İman sonra ameli salih. İkisi beraber. İman ettin. İslam, helal haramların, kaza namazları var, televizyon haramları var, YouTube'lu şeyleri var. Peki açsın deccalları var, sufyanları var, tarafkirliklerin var, siyasette ehven-i şer maddeleri var. Soğuğa sıcağa şey yapmazlar böyle. Böyle ihtilafi, böyle şey garip garip insanlar iğrenecek, İslamiyet'ten uzaklaşacak şeylerden bahsederler. Güya ilgiyi çekmek için. Hayır. Anladınız mı inşallah? Buradaki ana temam şuydu. Sonuç söylüyorum. Kur'an'a uyalım, münafıkların sözüdür. Mısır'daki Mason hocası Afgani'nin sözüdür zaten bunlar. Orada Abdüş ve Afgani şey var orada. İki tane münafık ve İngiliz ajanlarının Kur'an'dan ve sünnetten uzaklaştırmak için simge ve şablon bir sözleridir. Dikkat edelim. Biz Allah Resulü'nün ağaca uyalım. Neye benzer? Ağaçta çekirdek de vardır. Ağacın içinde meyve var, meyvede de çekirdek vardır. Allah Resulü sünnetinde ne vardır? Kur'an vardır. Ama müstakil Kur'an'da sünnet yoktur. Sünnetin kanunları vardır. Her şey var ama eylemsel hali yok. Dolayısıyla üniversite diplomasında lise diploması olduğu gibi 8 sayısının içinde 3 sayısı olduğu gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında da Kur'an vardır. Onun için Allah Resulüne sünnetine uyalım demezler, Kur'an'a uyalım derler. Sünnetin içinde Kur'an vardır. Çünkü hulukul Kur'an Ayşe validemize sormuşlar radiyallahu anhaya. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakı nasıldı? Sorulduğu zaman o demiş ki siz Kur'an okumaz mısınız? Hulukul Kur'an ahlakı üzerindeydi. Kur'an'ın hayattaki karşılığı eylemsel hali, hayatın kendisi sünnet-i seniyedir. Onun için ehli sünnet vel cemaat sünnete uyalım. Sünnet ile çünkü sünnetin içine Kur'an da vardır. Kur'an'ın hayattaki karşılığıdır. Onun için edile-i şeriyede Kur'an, kitap, sünnet, icma, kıyas vardır. Onun için münafıklar sünneti unutturmak için sünnete uyalım demezler. Kur'an'a uyalım. Kur'an düşmanlığı için derler bunu. Allah'ın selameti, bereketli lütfu üzerinize olsun. Uyanık olun. Tekrar selamünaleyküm.